Kayıt kuruluşu sunar. Piyasa yönünden merhaba efendim. Biz ekonomiyi değerlendirmeye devam ediyoruz. Ekonomik gelişmeleri ve karşımızda şimdi de doçent doktor sevgili Filiz Er Yılmaz olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Merhabalar Melis Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam şimdi öncelikle ben bir borsa değerlendirmesi alarak başlamak istiyorum sizden. Çünkü %2,5'luk bir değer kaybı var. Hafta bazında baktığımızda borsada dün de sizin de takip ettiğiniz gibi düşüşler vardı. 8000'in altına sarktık. Hatta 7900'ün ama toparladı kapanışa doğru ve %1,91'lik bir değer artışıyla kapattık. Şimdi bu haftanın bu değer kaybını biz neye bağlayalım? Gelecek hafta Merkez Bankası'nın kararı var. Aynı zamanda 19'unda Goldman Sachs'ta Mehmet Şimşek'in New York'ta yatırımcılarla bir araya geleceği bir toplantı var. Aynı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için orada olacak. Gelecek haftada aynı zamanda FED kararı var. Yani bir hareketli bir haftada bizi bekliyor. Ne diyelim önümüzdeki dönem için? Evet Melis Hanım, şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu hafta gelen bu düşüşler aslında bir düzeltmeydi. Dolayısıyla bu düzeltme aslında sağlıklı bir düzeltmeydi. Endeksin bundan sonraki daha sağlıklı yükselişlerine devam etmesi için olması gereken bir düzeltme. Çünkü yani 29 Mayıs haftasından bu yana 4400'lerden 8400'lere kadar gelen özellikle TL bazlı, son dönemde de dolar bazlı toparlanan ve güçlü yükselen bir endeks vardı. Şimdi peki neden bu hafta bir satış geldi? Bir miktar aslında satışın bahanesi oldu diyebiliriz. İlki şu oldu elbette. Bir miktar Fitch'in kararı orta vadeli plan sonrası orada bir beklentiler artmıştı açıkçası. Yani o negatiften durağına beklentisi negatiften pozitif, hatta kredi notunda artış bile gelir beklentisi vardı. Ama beklentiler orada satın alınmıştı. İlk sebebi buydu bence. Hem bir miktar beklentilerin artmış olması hem de beklentilerin satın alınmış olmasıydı diye düşünüyorum. Bir diğeri yakın vadede fiyatlanabilecek bir gelişmenin olmaması. Evet, bahsettiğimiz gelişmeler Eylül ayı içerisinde var ama özellikle çok yakın vadede hem bu beklentiler, orta vadeli plan da dahil, beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır sonrası fiyatlanabilecek kısa vade için ana bir hikayenin, ana bir temanın olmaması da etkili oldu diye düşünüyorum. Ama asıl aslında bu hafta fitili ateşte, yani tabiri caizse bahaneyi yaratan Sayın Mehmet Şimşek'in pazartesi günü 100 günlük değerlendirmesini içeren bir TV mülakatıydı. Orada zaten bilinen bir şeyi biz birinci ağızdan duymuş olmakla beraber aslında borsa tarafında satışın fitili ateşlendi. Temel mesele şuydu, bundan sonraki sürede özellikle özel tüketim harcamaları tarafında, tüketici tarafında, tüketici kredileri tarafında sadece fiyat olarak değil miktarsal da kısıntılara gideceğiz. Bu bankacılık endeksinin karlılıkları azalacak beklentisiyle bankacılık endeksindeki satışları başlattı ve bu haftaki biz bu volatiliteyi gördük açıkçası. Şimdi dün de özellikle bu bağlamda ilginç bir hareketti. Dün de özellikle KKM'ye ilişkin bildiğimiz gibi ek adımlar geldi. Yine bu da bankalar üzerinde baskı yaratmaya devam edecek ve şunu bir kez daha anladık. Bu KKM'den çıkışlarda birinci aktör bankalar olacak ve bankalar baskı görmeye devam edecek. Dolayısıyla hem bunun etkisi hem de Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye ilişkin olumsuz raporun etkisiyle dün çok sert satışlar gördüm saat 3'e kadar. Fakat 3'ten sonra çok farklı bir tablo vardı bu kez. Belirli destek noktalarından alıma geçen alıcılar olduğunu gördük ve dün 8118 seviyesinden kapanış gördük. Şimdi dünkü tepkiye baktığımızda özellikle 290 dolar civarında, yani 7797 en düşük seviyeden bir kapanış aldığını gördük. Dolayısıyla şunu görüyoruz, 290 dolar civarı çok önemli destek olmaya devam ediyor. Bugünkü seviye 290'a tekabül eden 7818 olacak. Yani genel bir değerlendirme yapacak olursak 7818 altında kapanışlar görmediğimiz sürece bu tarz düzeltmelerin endeksin yönünü, trendini değiştirecek bir düzeltme olmayacağını söyleyebiliriz. Sonrasında elbette bizim için kritik 300 dolar civarı. 300 dolar da 8088'e tekabül ediyor. Buranın üstünde kaldığı sürece 325 dolar, yani yaklaşık 8750 seviyesi hedef olmaya devam edecek. Şimdi bugün ne olur? Şimdi bugün ilk olarak açılışta olumlu bir açılış bekleyebiliriz. Bunun sinyallerini teknik olarak dün aldık.
Çünkü 8118 en yüksek seviyeydi. En yüksek seviyeden kapanış aldık. İkincisi 5 günlük hareketli ortalama üzerinden kapanış aldık. 8026'ya tekabül ediyor. Dolayısıyla bu bugünkü bu tepki yükselişinin devam edebileceğini bize söylüyor olabilir. Ama şunu bekliyoruz biz kısa vade için. Evet, biz orta ve uzun vadede endeksin bu yıl için yönünün pozitif olduğunu, trendin pozitif olduğunu düşünüyoruz. Çünkü endeks tarafında destekleyecek ana hikayenin yabancı girişleri olacak kanaatindeyiz. %32'lere yabancı takas oranının kademeli de olsa yükseldiğini gördük. Evet, geçen hafta tahvil tarafında ve hisse tarafında bir miktar satış da var. Bunu da görmüş olduk. Yine orada da bence orta vadeli plan tarafında da bir miktar yabancının hala bekle gör modunda olacağını ve plan uygulandıkça, sonuçlar görüldükçe yabancının ikna olup geleceğini anlıyoruz. Bir de dün önemli bir haber başlığı da vardı yabancılarla ilgili. Commerzbank şunu söylüyor, diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar destek vereceği, bu ne kadar sürdürülebilir olur, bu hala takibimizde. Çünkü hala Naci Ağbal olayını çok da unutabilmiş değiller. Dolayısıyla evet, tam destek veriyor olması Cumhurbaşkanı'nın önemli ama anlaşılan ki yeterli olmayacak. Bir süre daha bekle gör modu devam edecek. Haliyle yabancı girişi ana hikaye olacak diye düşünüyoruz. Orta uzun vadede biz yabancı girişinin devamını, ama özellikle seçimlerden sonra asıl kırılmanın, olumlu bu tarz gelişmeler devam ederse seçim sonrası sürede olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla Ekim sonu Kasım başı gibi ikinci çeyrek bilançoları gelecek. Belirli bir süre sonra orada da belirli hikayeler fiyatlanmaya başlayacak diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra evet, enflasyon sene sonu %70'lere varan bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla enflasyon yukarı, borsa yukarı, yüksek olmaya devam edecek. Hatta önümüzdeki sene de öyle. Her ne kadar enflasyon düşüyor olsa da belirli düzeyde seviye hala yüksek olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu hikayelerle birlikte biz ana yönün yukarı olacağı kanaatindeyiz. Fakat kısa dönemde dünkü gördüğümüz gibi, ya da belki bunun düzeyi daha az olabilir elbette, ama volatilite olma ihtimalini güçlü görüyoruz. Dolayısıyla kısa vade için endekste yatay bir bant hareketi içerisinde volatilitenin de yüksek olduğu, hem hisse bazlı hem sektör bazlı hareketin güçlü olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla endekste bir soluklanma emaresi olabilir. Ama mesela 19 Eylül şimdi oradan bir katalizör olacaktır elbette. Yani haber akışları geldikçe katalizör olma hikayesiyle birlikte yükselişler daha güçlü olacak. Ama böyle dönem dönem kısa vadede daha volatil bir seyir, daha böyle yatayda giden dinlenme, soluklanma hareketi mümkün olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi ben size Avrupa Merkez Bankası'nın kararını da sorayım. Dün geldi 25 bas puanlık bir artış. Aynı zamanda büyüme tahminlerini düşürdüğünü görüyoruz. Enflasyon tahminlerini de yükselttiğini Avrupa Merkez Bankası'nın. Şimdi bu tabii ki yüksek borçlanma maliyetlerinin artacağı, yani daha doğrusu maliyetlerin borçlanmada artacağı anlamına geliyor. Diğer taraftan Çin'de de malum sıkıntılı bir tablo var. Almanya'nın durumu ortada. Hollanda'da da aynı şekilde resesyon var. Şimdi hani bu mevcut faiz oranları Avrupa'yı nereye sürükler ve sizce devamını bekleyelim mi faiz artışlarının Avrupa'da? Evet Melis Hanım, dün Avrupa Merkez Bankası'nın kararı çok konuşuldu. Çünkü piyasa sürpriz olarak niteledi. Açıkçası şöyle söyleyeyim, yani bir miktar Lagarde bir önceki toplantıda belirsiz bırakmıştı süreci. Orada bir sürpriz yapmıştı aslında bir miktar Avrupa Merkez Bankası. Biz bir miktar daha şahin duracak bir Avrupa Merkez Bankası bekliyorduk. Fakat açık kapı bırakmaları sonrasında piyasa bunu şöyle yorumladı. Yani anlaşılan o ki bir sonraki toplantıda veya bundan sonraki toplantıda artık faiz artışı yapamayacaklar. Temel sebebi de resesyonda olması ekonomilerinin ve son gelen özellikle Ağustos ayı PMI verileri, ekonomik bilim öncü göstergelerin hepsinde ciddi kötüleşme olması. Dolayısıyla bu nedenle bir faiz artışı daha gelmez beklentisinin hakim olduğunu gördük. Tabii üyeler geçtiğimiz aya kadar daha kararlı gibi görünüyorlardı. Üyeler arasındaki ayrışmaların da daha güçlenmesi, hatta bazı şahin üyelerin de bir miktar daha güvercin tonu kayması da aslında bu piyasa beklentisinde hakim oldu. Fakat bir gün içinde, aslında karar açıklanmadan bir gün içinde 25 bas puanın aslında üste çıktığını gördük. Bir haber akışı vardı. İçeriden bir bilgiydi aslında ve doğru da çıktı. Dolayısıyla bu yön itibariyle aslında sürpriz oldu piyasa beklentileri demek yanlış olmaz. Peki neden bu sürprizi yaptı Avrupa Merkez Bankası? Açıkçası doğru bir karardı. Avrupa Merkez Bankası'nın bu faiz artışını yapması gerektiği kanaatindeyim. Neye rağmen? Resesyon endişelerine rağmen. Dolayısıyla yani benim takip edebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla özellikle son dönemde bu Suudilerin petrol arzını kısmasıyla birlikte işte dün 94 dolarları gördük petrol tarafında. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası bu
petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini yeniden ikinci kez yukarı çekerek orada bir şok yaratma ihtimalini öngörerek ağırlıklı olarak bu 25 bas puanı artırma noktasında bir karara vardığı yönünde de bir makalede okudum. Dolayısıyla o şoku önleme adına neye rağmen, resesyon öncü göstergesine rağmen bu faiz artışıyla geldi. Şimdi yeniden yani karışık bir mesaj olduğunu görüyoruz Avrupa Merkez Bankası'ndan. Şunu söylüyorlar yani enflasyon için biz yeterli düzeye geldik, yeterince sıkılaşma düzeyine geldik. Bundan sonra uzunca bir süre yüksek tutacağız minvalinde bir politika metni görüyoruz. Ama Lagarde'ın söylemlerinde şunu da gördük ve yine politika metninde de yer yer ibareler görüyoruz. Daha fazla faiz artışı da olabilir. Yani bir miktar karışık bir seyir var. Ama şunu söyleyeyim, şu an Euro-Dolar paritesinin 25 bas puanlık sürpriz faiz artışı sonrasında değer kaybediyor olması sonrası piyasa diyor ki tamam Avrupa Merkez Bankası bu faiz artırma işini bitirdi. Bu saatten sonra artık Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gelmez. Şimdi ben kendi değerlendirmemi söyleyeyim. Bana da öyle gibi geliyor. Yani hem metne baktığınızda hem Lagarde'ın konuşmalarına baktığınızda her iki yönde de sinyal olsa da açıkçası sanki durmuş bir Avrupa Merkez Bankası olasılığı daha güçlü gibi görünüyor şimdi açıkçası. Ben de açıkçası böyle düşündüm. Bana da yansıyan mesele bu oldu. Tabii ama bir biçimde hani o açık kapıyı da bırakıyorlar ama ben açıkçası bu son faiz artışları olabileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla yani bundan sonra bekle görme olduğuna geçme ihtimalleri yüksek. Tabii muhtemelen faiz indirimleri sürecinde diğer ülke merkez bankalarından bu resesyon içeri kaynaklı olarak daha pozitif ayrışma ihtimalleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla uzun tutma bence FED kadar güçlü olmayacak. Çünkü büyüme performansları arasında ciddi bir fark var. Ve aynı zamanda işte Euro doların bu güçlü adımlara rağmen negatif ayrışıyor olması işte bu büyümeler arasındaki ayrışmadan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ki bence dün alınan kararın arkasında bu da vardı. Euro dolardaki bu zayıflık bir yön itibariyle dolar endeksindeki güçlenmeyi de yaratarak hem yurt dışından ülke içine emtia fiyatları üzerinden bir enflasyon ithali yapıyor. İşte ihracat gelirlerini düşüren bir etmen yaratıyor. Bu gibi etkiler de bence yine bu sürpriz faiz artımının arkasındaki nedenlerden biri diye düşünüyorum. Dolayısıyla durma bir Avrupa Merkez Bankası ihtimali ben bir miktar daha güçlü gördüm. Bu noktada söyleyebilirim aslında Melisa Hanım. Evet, şimdi siz de bahsettiniz Euro-Dolar paritesinden ve aslında bir noktada burada doların yükselmesi, dolar endeksinin yükselmesi emtiayı da baskılayan bir unsur. Çünkü burada petrol çok öne çıkıyor tabii ki. Son dönemde artık 93 doların da üzerine atmış durumda petrol fiyatları. Baktığımızda Brent petrol. Onun yani petroldeki geleceği nasıl görüyorsunuz? Daha hangi seviyeleri görebiliriz önümüzdeki dönemde? Evet Melisa Hanım yani petrol fiyatlarındaki hareket de oldukça ilginç. Bu arada bir soruyu tam şöyle de tamamlayayım. Çünkü OPEC'ten bir açıklama geldi. Onu da hemen aktarmış olayım ben. Bu Uluslararası Enerji Ajansı dünyanın artık fosil yakıt çağı için sonun başlangıcında olduğunu açıkladı. Ve onun üzerine de OPEC bunun eşsiz bir enerji kaosuna yol açacağı uyarısında bulunmuş. Küresel çapta bir enerji kaosu olur diyor. Evet Melisa Hanım yani evet ben de o haberin detaylarını okudum. Yani OPEC her zaman olduğu gibi Uluslararası Enerji Ajansı'nı bu noktada suçluyor. Bir yönü itibariyle de aslında tehdit ediyor. OPEC'in rahatsız olduğu yer şu, hani bu gibi haberlerin fiyatlar üzerindeki etkisinden ziyade özellikle petrol gibi işte daha fosil enerji kaynaklarına yatırımları etkileyen, olumsuz etkileyen çok önemli haber akışları olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla bu onları olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla hani bu kaos yaratırdan kasıt da şu aslında. Hani siz bu tarz işte geleneksel enerji kaynaklarını, fosil yakıtları suçlamaya devam ettiğiniz sürece hani bir nevi bizden de bu açıklamalarınıza karşıt olarak petrol arzını kısıp fiyatları daha da yukarı çekme noktasındaki en azından geçiş aşamasında adımlar görebilirsiniz. Dolayısıyla rahatsız oluyor elbette OPEC bu gibi açıklamalardan. Çünkü bu tarz yatırımlar azalıyor haliyle bu çok daha farklı bir süreç ortaya çıkarıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Petrol arzında evet ciddi bir kısıntı var fakat piyasanın genel beklentisi hani Suudilerin veya işte Rusya'nın bu gibi petrol arzı kısıntıları aslında kalıcı bir petrol fiyatları üzerinde etki yaratmamalı ya da yaratmayabilir şeklinde. Fakat buna rağmen işte biz şöyle bir dönemden geçiyoruz. Belki Amerika'da bu resesyon etkilerini çok güçlü hissetmiyoruz ama Çin tarafında ve Avrupa tarafında güçlü bir resesyon etkisini görüyoruz. Özellikle bence burada Çin önemli bir başlık.
Dolayısıyla göreli olarak Çin'in büyümesinin beklentilerinin altında kaldığı bir dönemdeyiz. Böylesi bir dönemde yani evet yaz aylarındayız işte turizm işte seyahat kaynaklı olarak bir petrole talep var ama Çin'in büyümesi kaynaklı petrol talebinin beklenenin altında olduğu bir dönemde olmamıza rağmen biz petrol fiyatlarında 93-94 dolarları görüyoruz. Burada benim takip edebildiğim kadarıyla aslında haber etkisinde çok güçlü olduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemde Amerika'nın enerji idaresinden gelen işte ham petrol stoklarındaki düşüş. Bunun yanı sıra yine Uluslararası Enerji Ajansı gibi OPEC gibi özellikle OPEC'in yazdığı raporlara baktığımızda orada yine petrol arzına ilişkin ciddi açıklık olduğuna dair haber akışları da her ne kadar petrol talebi güçlü olmasa da bu petrol arzının kısılmasıyla birlikte petrol talebini yukarı iten etmenlerden biri. Genel beklenti şu, yani petrol talebinin çok güçlü olmayacağı ve dolayısıyla bu arz kısıntılarının da çok kalıcı bir yükseklik sağlamayabileceği noktasında bir beklenti var. Dolayısıyla takip ediyor olacağız bu kısmı diye düşünüyorum. Ama mesela bugün sabah Çin rakamları geldi. Ağustos ayı sanayi üretim, perakende üretimi beklenti üstü. Bu piyasalara da moral verdi. Şimdi dolayısıyla politbüro tarafında bir miktar Merkez Bankası tarafında destek var. Olur da bu destekler özellikle son çeyrekte daha güçlü bir toparlanma yaratırsa elbette bu petrol fiyatlarındaki yükselişi bekliyor olabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani şu anki yükseklik tek suçlusu petrol arzındaki kısıntılar değil. Özellikle bu haber akışlarının da ciddi etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla yani bu petrol fiyatlarındaki yükselme tüm dünyada enflasyonu yukarı çeken önemli etmen. İşte bu hafta gelen Amerika'nın tüfe rakamlarında da manşet tarafta bunu çok net görüyoruz. Yani genel olarak aylık enflasyon oranlarına baktığımızda ana itici gücün benzin ve akaryakıt fiyatları olduğunu görüyoruz. Aynı hikaye bizim için de geçerli olacak. Bizde de mesela orta vadeli plana baktığımızda 80 dolarlar civarında bir petrol varsayımıyla enflasyon tahmini yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla 90 dolar üstü ya da daha biraz daha yükselecek 95 dolarlar civarında bir petrol varsayımı elbette hem cari açık tarafını hem enflasyon tarafını değiştirecektir ki Avrupa'da bu maliyet kaynaklı enflasyon örneğin Amerika'ya göre çok daha güçlü. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki artış elbette onlar da çok daha enflasyon üzerinde ciddi baskı yaratabilir. Dolayısıyla zaten piyasa şu an şunu konuşuyor. Yani biz şuna hazırlanmıştık. Artık işte Fed ne zaman duracak? Avrupa Merkez Bankası ne zaman duracak? Buna odaklanmıştık. Fakat bu petrol fiyatları oyunu bozabilir. Ek faiz artışları da böyle olursa eğer gündeme gelebilir endişeleri de var piyasada. Hatta şöyle söyleyeyim. Dolar endeksinin 105'i görüyor olması, Amerikan 2 yıllıkları 10 yıllıklarındaki bu işte 4.30 üstü 10 yıllık 5 üstü 2 yıllığın temel suçlarından biri de son dönemdeki petrol fiyatlarındaki artış. Bu enflasyonu daha da yukarı çekecek endişesiyle bu tarafta bir yukarı yönlü baskı yaratıyor aslında Melisa Hanım. Evet. Peki gelecek hafta ne bekleyelim Fed'den? Şimdi Avrupa Merkez Bankası'ndan başlamışken, OPEC'te demişken Fed ne yapar sizce? Dün de bu arada güçlü bir perakende satış verisi geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Onu da hatırlatalım. Beklentilerin üzerinde geldi veri 0.1 beklenirken 0.6 gelmiş. Üfe de geldi. Evet, o da gerçi beklentilerin bir tık üstüydü ama herhalde çarşamba günü gelen enflasyon verisindeki çekirdek enflasyonun geriye çekilmesi biraz piyasaları rahatlatmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Evet Melis Hanım, yani bence piyasa bir miktar iyimser. Ben bunu görüyorum genel olarak baktığımda. Yine aynı iyimserliği Avrupa Merkez Bankası tarafında da bir miktar görüyorum. Yani tüfe rakamları geldi, evet. Çekirdekte bir düşme var ama manşet tarafta yükselme var. Üretici fiyatları endeksi aylık bazı uzunca bir süredir yani %0.6'ları görmeyen bir taraf vardı. Dolayısıyla güçlü bir aylık bazı enerji fiyatları artışı kaynaklı bir artış var ve beklenti üstü gelen manşet enflasyon var ki çekirdek tarafta düşmeye rağmen. Bir de dediğiniz gibi perakende satışlar hem çekirdek hem manşet perakende satışlarda yine beklentinin oldukça üstünde. Bir de üstüne haftalık işsizlik maaşı başvurusu da beklenti altı kalınca tüm bu veriler yani 105'in üstüne atan, şu an 105.2'den fiyatlanan, tabii burada bu 105 üstüne atanmanın bir diğer sebebi de euro dolardaki zayıflık da burada etkili oldu diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim yani Eylül ayında bence kesinlikle pas geçecek FED. Dolayısıyla ikinci bir 25 bas puan gelme olasılığı Kasım ayında mümkün olabilir. Ben piyasa kadar burada iyimser değilim. Dolayısıyla gerekirse eğer FED rahatsız ediyorsa ki bence bir miktar ediyordur diye düşünüyorum. Tabii daha veriler gelecek Kasım ayına kadar. Eğer Fed rahatsız ederse 1.25 bas puan yapma ihtimali Avrupa Merkez Bankası'na göre bana göre çok daha güçlü diye düşünüyorum. Bir miktar orada piyasanın iyimser olduğu kanaatindeyim açıkçası.
Genel olarak verilere bakarsam eğer %2'lik hedefi amaçlayan bir merkez bankası varsa, işte istihdam verilerinden tutun enflasyon verilerine kadar, bir de petrol fiyatı Amerika için çok çok önemli, çok önemli bir kalem enflasyon için. Dolayısıyla bu yükseklik devam edecekse, bir miktar daha yükselme yeri varsa, o zaman bence sanki bir 25 bas puan daha olası olur gibi görünüyor. Elbette takip edip göreceğiz. Önümüzdeki hafta dolayısıyla pas geçecek ama asıl fiyatlamayı bence işte Powell'ın bir sonraki toplantıda açık kapı bırakıp bırakmayacağı ve ekonomik projeksiyonlar tarafı elbette önemli olacak. Orada işte ekonomik projeksiyonlar, özellikle bu büyüme rakamlarındaki revizyonlar, işte Fed'in yine bu resesyona dair görüşleri nedir, ne olasılıkta gelir, en sonki açıklamaları resesyon öngörmedikleri noktasında, yumuşak iniş olacağı noktasındaydı. Dolayısıyla bu ekonomik projeksiyonlar da önemli olacak. Tabii piyasa artık şuraya odaklandı. Seviye değil, süreye bakıyor. Ne demek istiyorum? Yani işte 1.25 bas puan artış geliyor olsa da hani asıl ilgilendiği yer bu faiz artırımları yapıldıktan sonra ne kadar uzun süre tutulacak? Piyasa bundan sonra burayı konuşmak istiyor. Ona dair özellikle nokta grafiklerde Fed üyelerinin önümüzdeki yıla ilişkin faiz tahminlerinden yola çıkarak ilk faiz indirimi ne zaman gelebilir? Orayı da anlamaya çalışacak ama şunu ben hatırlıyorum son nokta grafiklerde. 2024 yılı için çok farklı heterojenleşme var. Çünkü resesyondan korkan ve resesyona karşı daha rahat olan Fed üyeleri sayısı çok fazla. Yani 2024'te heterojenleşme çok fazlaydı. Hep son bir yıllık sürede. Şimdi bundan sonraki süreçte çok daha önemli hale geldiği için özellikle o 2024'te nokta grafik bize ne diyor? İlk faiz indirimi ne zaman gelebilir? Bunlar da bence piyasa fiyatlamaları için önemli olacak diye düşünüyorum Melisa'nın. Evet, peki son olarak da bizim içerideki Merkez Bankası'ndan beklentinizi alayım ve öyle de kapatalım. Tabii Melisa Hanım, yani şöyle söyleyeyim, son gelen Ağustos ayı enflasyon rakamı beklenti üstü geldi. Dolayısıyla bunun etkisi bir. İki, bir önceki toplantıda güçlü bir faiz artışıyla gelince, işte bunun da temel gerekçesi Temmuz ayı olunca beklentiler arttı Merkez Bankası'ndan. Geldik orta vadeli plana. Orta vadeli planda da işte sonrasında Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da hep İşte enflasyonda daha güçlü gitmeliyiz mesajlarıyla birlikte piyasa dedi ki tamam, yani bir önceki toplantıda olduğu gibi bundan sonraki bir iki toplantıda biz Merkez Bankası'ndan güçlü faiz artışı göreceğiz. Hatta OVP öncesi ve Cumhurbaşkanı açıklamaları öncesi yani piyasa 750'nin yarısı gibi gelir fiyatlaması yapıyordu. Fakat OVP'den sonra özellikle bu faiz beklentileri arttı. Tabii yine yurt dışı bankalar önce oldular, bir miktar piyasayı da belirlediler dersek yanlış olmaz. Dolayısıyla yurt dışı bankalar 500 bas puan gelir dediler ve ülke içinde dün yapılan ankete baktığımda 25 ekonomistin anketinde de medyan beklentinin 500 bas puan olduğunu görüyorum. Benim de beklentim bu yönde. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık bir artış yapacağını düşünüyorum açıkçası. Yine yani enflasyona vurgu yapacaklar. İşte son gelen enflasyonun özellikle enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını bozduğunu, yine petrol fiyatları kaynaklı olarak İşte akaryakıt fiyatları kaynaklı olarak yine beklentiler, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki ek bozulmalara atıf yapacakları kanaatindeyim. Dolayısıyla göreli olarak bir önceki metne benzer bir metnin olma ihtimali yüksek. Tabii o %65'e revize edilmişti hatırlarsak. Bir önceki faiz karar metninde tahmin aralığının üst bandı 62 işaret edilmişti. OVP ile birlikte yeniden o revizyonu bence biz bu faiz karar metninde de göreceğiz diye düşünüyorum. O %65'e revize edilecektir kanaatindeyim. Dolayısıyla genel beklenti şu. Yani 500 bas puan yapılır. Sene içindeki göreceğimiz tavan faiz %35'ler civarında olacak. Bazılarına göre bu bir sonraki toplantıda daha 500 bas puan yapılır. Bazılarına göre 200-250 gider. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bank of America'dan ilginç bir tahmin geldi. Bank of America'da bir miktar daha hani bu sene %30'lar civarı tepe olur. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğine sarkar düşüncesi var. O %35'i biz bu yıl içinde değil de önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde görebiliriz beklentisi var Bank of America'dan. Dolayısıyla bir miktar daha güvercin dersek seviye olarak ve o faiz artışlarının daha zamana yayılacağı bir tahminle de karşımıza geldi. Bunu da paylaşmak istedim. Evet. Ama benim de genel beklentim 500 bas puan artışın yapılacağı yönünde. Bu böyle olursa ve işte faiz karar metninde son dönemde gördüğümüz açıklığı gördüğümüz sürece bunun piyasalar nezdinde olumlu karşılanacağı kanaatindeyim. Ama olur da 500 bas puanın altında bir faiz artışı gelirse bu piyasaları olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Çünkü beklenti çok yükseldi, satın alındı. Haliyle orada öyle de bir risk var ama sanki 500 bas puan ihtimali gelir gibi görünüyor Melisa Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili doçent doktor Filiz Er Yılmaz yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin diyelim size de, görüşmek üzere diyoruz aynı zamanda ve burada da piyasanın yönüne noktayı koyuyoruz efendim. Saat 8.30'da yeniden birlikteyiz beklenti raporunda, yine kısa bir araya gidelim. Merkezi Kayıt Kuruluşu.